TÜRSAP Batı Antalya BTK Kemer'de sezon öncesi toplandı. Toplantıya Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katılırken ana konu acentelerin yaşadıkları sorunlar oldu. TÜRSAP Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin ve Yönetim Kurulu ile Çıralı'dan Beldibi'ne uzanan bölgede yer alan TÜRSAP üyelerinin katıldığı kahvaltıda kaçak turlar ve acenteler ile mücadele, acenteler arasında fiyat konusunda yaşanan haksız rekabet konuları ön plana çıktı. TÜRSAP Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin yeni bir sezona merhaba dediklerini söyledi. Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe de Kemer'in Türk turizminde çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek Kemer markasına herkes gibi acentelerin de sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Ama dışarıdan bir gözle geldim, 3 aydır buradayım. Şöyle baktığımızda çok ayrıntıda, yani lokal bir şeyde çok fazla, siz lokal bir yani bir sektörün temsilcisisiniz. Kendi sektörünüzün sorunlarını, problemlerini masaya yatıracaksınız. Bu sektörün para kazanmak için bu işi yapıyorsunuz. Daha sağlıklı olması için neler yapmanız gerektiğinizi düşünüyorsunuz. İlgililerle de istişare yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey, benim idari tecrübemden şunu gördüm yıllardır. Hiçbir sektör veya hiçbir kesim, hizmet kesimi diğerlerinden bağımsız düşünülemiyor. Siz buraya ne kadar ayrıntılı, sağlıklı, derinlemesine analiz yaparsanız yapıp diğer sektörlerle beraber düşünmezseniz, analiz etmezseniz yanlış oluyor. Çözüm de olmuyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında turizmdeki sorunları bildiklerini ve konuya hakim olduklarını söyledi. Buraya var ya, ben diyor adres değişikliği yaptırdım. Yaptırmasına gerek yok dedim. Ben ismini biliyorum. Zaten kaçak yaptı. Yıkacağız dedim ben. Şimdi oradaki buranın kaçak olup olmadığını bilmiyorum. Yani vatandaş evine bir kümes yapıyor. Hemen bindiriyoruz. Ama koskoca acente Türkiye'ye gelen turist hazırlayacak olan yer kaçak binada duruyor ve buna Turizm Bakanı da işletme belgesi veriyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Şimdi burada eğer Ankara ile kaymakamlık ve belediye bir arada olmazsa bir boşluktan faydalanıyorlar. Şimdi bizim üzerimize düşeni üzerimizdeki günlerde yapacağız. Hiç kimse buna darılıp gücenmesin. Çünkü herkes burada beraberce bir aynı ortamda rekabet yapma gücüne sahip olsun. Bunu yine Turizm Bakanı'na tanıtım genel müdürlüğüne yaptığımız şeyde İspanya'da Camino yolu diye bir yol var efendim. Siz biliyorsunuzdur. Burada İspanya'nın zenginleri bu yolu yürüdükleri zaman hacı oluyorlarmış. Bu yolu Kemer ve Kaş arasında Likya yolunu alternatif olarak diyor. Eğer biz bunu gündeme getirebilirsek hocam diyor, tanıtım genel müdürü. Burada zengin turistler gelir ve biz burada bir değer kazanırız diyor. Bunlar da zaten önümüzdeki günlerle sizlerle beraber bu konuyu ne yapabiliriz diye onları bir her türlü desteğe vereceğiz diye konuşalım. Yani burada toplanan acenteci arkadaşlar sıkıntılar şu. Bunlar önüne gelen bu şekilde açarsa biz burada hiçbir iş yapamıyoruz. Haksız bir rekabet oluyor. Onun için de hem de bu şekilde bu kadar fazla olması Türk turizmine zarar veriyor diyor. Doğrudur. Biz belediye olarak sizlerle desteğiyle önümüzdeki günlerde üstümüze düşeni yapacağız. Kemerli acente sahipleri ise yeni sezon hakkında görüşlerini şu şekilde ifade ettiler. 2019 yılı sezonumuzun iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ama önümüzdeki bazı resmi engellerin kolaylaştırılmasını istiyoruz. Bakanlık tarafından. İyi olacağını düşünüyoruz. Ülkemize ve memlekete hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılar. 2019'u hayırlı olmasını istiyorum. İnşallah bir kazası belası 2019 bitirmek nasip olur. Şimdiden sezonumuz hayırlı olsun. Herkese hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu beklentiler umduğumuz gibi olur. Herkes için güzel, verimli, ülkemizde neden içleri, özgüler içleri memnun edici olur. Herkese başarılar, kolaylıklar olur.